Merhaba değerli takipçilerim. Bugün kırmızı erik turşusunun tarifini paylaşacağım. Et, balık ve pilav türü yemeklerinizin yanında sofranıza lezzet katacak kırmızı erik turşusunu sizler de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ise kırmızı erik turşusu tarifi malzemelerine geçelim. 2 kilogram kırmızı sert erik, 2 demet maydanoz, 1 baş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu, 1 tatlı kaşığı tane karabiber kullanacağız. Bol suda yıkamış olduğumuz erikleri orta boyutta doğruyoruz. Mümkün olduğu kadar bu turşu yapımında sert erikleri kullanıyoruz. Çekirdekli kısmını ve yumuşak erikleri ise sirke yapımı için ayıracağız. Ardından 2 demet maydanozu ince ince doğruyoruz. Sarımsakları da küçük küçük doğruyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı kişniş tohumunu ve 1 tatlı kaşığı tane karabiberi ekliyoruz. Güzelce harmanladıktan sonra lezzetinin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz bu karışımı iyice sterilize ettiğimiz kavanozlara dolduruyoruz. Önceki kış hazırlıkları videolarımda kavanozları ve kapakları nasıl sterilize ettiğimi biliyorsunuz. Gördüğünüz üzere kavanozda boşluk kalmayacak ve meyveyi ezmeyecek şekilde dolduruyoruz. Üzerine çeyrek tatlı kaşığı kadar şeker ve yarım tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Çeyrek su bardağı kadar sirkeyi ve kaynayan suyu ilave ediyoruz. Hiç kullanılmamış ve sterilize etmiş olduğumuz kapakla kavanozu kapatıyoruz. Kavanozu iki geri bir ileri yöntemiyle kapatıyoruz. İçerisindeki tuzun ve şekerin erimesi için kavanozu 3-4 kez sallıyoruz. Kesinlikle kavanozları ters çevirmiyoruz. Bu sağlık açısından çok tehlikelidir. Zaten sterilizasyon işlemini iyi yaptığınız ve yeni kapak kullandığınız zaman kapak kesinlikle atmaz. Turşu suyunuz bulanmaz. Bu turşu yapımında isteyen damak zevkine göre kavanozlara 2-3 adet karanfil ekleyebilir. Karışımı kavanozlara doldurduktan sonra kağıt havluyla kavanozların ağzını silmeyi unutmuyoruz. Kavanoz kapatma tekniği ve sterilizasyon işlemi başlığı adı altında paylaşmış olduğum videomda kavanozlar doğru şekilde nasıl kapatılır onun hakkında detaylı bilgi vermişim. Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra sofra bezine sararak bu şekilde bir gece bekletiyoruz. Gördüğünüz üzere kavanozları ters şekilde değil düz şekilde dizerek sofra bezine sarıyoruz. Ertesi sabah sofra bezinden alarak serin güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. İster kışın ister bir hafta sonra tüketin, erik turşusu sofranıza lezzet katacak turşu çeşitlerinden biridir. Et, balık ve pilav tarzı yemeklerinizin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Tok tutucu özelliğe sahip olan bu meyve aynı zamanda sağlık için de birçok özelliğe sahiptir. Demir emilimini kolaylaştıran, kansızlık problemine iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren, metabolizmayı hızlandıran, ödem arttıran, şişkinliği azaltan, aynı zamanda bağ dokularını yenileyen, yaşlanmaya karşı özelliğe sahip olan bir meyvedir. Hatta diyabet hastaları için faydalı olduğu bilinmektedir. Sağlık açısından bu kadar faydalı olan bir meyvenin biz de her halini değerlendirdik. Kompostosunu, reçelini, marmelatını, sirkesini ve turşusunu yaptık. Hatta kışın çayın veya kahvenin yanında tüketmek için kurusunu bile yaptık. Paylaşmış olduğumuz erik nasıl kurutulur başlıklı videomuzda eriğin kurusu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Faydalı ve pratik tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.